Misinanın ucunu fır döndürün halkasından geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Şöyle geçirdim. Bunu geçirdikten sonra bir 10 santim kadar uzatıyoruz şu şekilde. Uzattım. Parmağımı iki misinanın arasına sokuyorum. Ve misinanın ucunu, yani kesik olan ucunu bedenin üzerinden ben 7 kez geçiriyorum. Siz daha fazla geçirebilirsiniz ama tavsiye etmem. 7 kez yeterli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez geçirdim. Daha sonra misinanın şu ucunu burada oluşan misinada oluşan halkadan geçiriyorum. Burada topaklanma olmayacak. Herhangi bir topaklanma olmayacak. Çünkü burada ikinci bir cep, ikinci bir halka oluşturuyoruz. Şu şekilde topaklanma olmaması düğümün sağlıklı olması açısından önemli. Bunun için ne yapıyoruz? Bunu buradan geçirdik. Şunu şöyle yavaşça açıyoruz. Parmağımızla yavaşça açıyoruz. Şu şekilde, evet. Şimdi güzel. Daha sonra misinanın bu ucunu, misinanın şu ucunu burada oluşan, şurada oluşan halkadan geçiriyoruz. Buradaki halkadan geçirdim. Şimdi iki parmağımla bu ucu tutuyorum. Diğer fır döndüm. Diğer parmaklarımın arasında şu şekilde sıkıştırıyorum. İpin ucu burada, iki parmağımda. Fır döndü avucumun içinde. Şimdi burada yapmamız gereken hareket şu ana bedeni çekmek. Şunları tutup ana bedeni çekmek. Yavaş yavaş çekiyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş çekiyoruz. Birden çekersek orada bir böyle bir sıkı topaklanma oluyor. Yavaş yavaş çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş. Çekince o zaten sıkışacak. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet, sıkıştı. Bu şekilde tabii. Şimdi bunu sıkıştıracağız. Şöyle ipi doluyoruz. Çekiyoruz biraz sıkışması için. Evet, güzel. Normalde ben bunu penseyle de yapıyorum. Daha sıkı oluyor. Şu şekilde kısa ucu da çekip sıkıştırıyoruz. Makasla şuradan. Şuradan dipten kesiyoruz. Evet. Şöyle. Güzel. Evet, düğümümüz bu şekilde hazır. Şimdi size bir başka fır döndü düğümü göstereceğim. Bu düğüm ilk gösterdiğim düğümden daha sağlam bir düğüm. Şimdi şöyle misinamızı alıyoruz. Misinamızın ucunu bedenle şu şekilde birleştiriyoruz. Bunu da yaklaşık bir 15 santim civarında yaparsak iyi olur. Şu şekilde uzatıyoruz. Şu şekilde. Uzattıktan sonra burada oluşan halkayı inceltiyoruz. İncelttikten sonra da fır döndüğümüzün halkasından geçiriyoruz. Fır döndüğümüzün halkasından geçirin bu şekilde. Daha sonra normal düğüm atar gibi misinanın iki hem ucundan hem de bedeninin üzerinden hem ucun hem de bedeninin üzerinden şu şekilde düğüm atar gibi geçiriyorum ve ucundan tutup hafifçe sıkma işlemi yapıyorum. Yani geriyorum hafifçe. Buraya kadar gerip bırakıyorum. Şu şekilde gerip bırakıyorum. Daha sonra burada oluşturduğumuz şu halkadan fır döndüğün şu halkayı fır döndüğünün üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Burada bırakmıyorum. Misineyi burada bırakmıyorum. Çünkü bunu sıkıştıracağız şimdi. Sıkıştırdığımız zaman bu burada kalır. Problem olur.
Şunu aşağıya kadar çekiyorum. Buraya kadar çekiyorum. Çektikten sonra iki misinadan da tutup biraz çekiyorum. Bunu çektikten sonra misinanın kısa ucunu ayırıyorum. Kısa ucunu ayırdıktan sonra diğer bedenden misinayı çekmeye başlıyorum. Çekerken dediğim gibi bu uç burada olacak. Yani bu burada oluşan halka burada kalacak ki yukarıdan sıkışma yapmasın. Çünkü bunu çekince o halka düğümün üzerine bir sıkıştırma yapacak. Gördüğünüz gibi sıkıştırmayı yaptı. Şimdi bu düğüm daha sağlıklı, daha sağlam bir düğüm. Böyle kayalık, öyle oltanın takılabileceği yerlerde kullanılabilen bir düğüm. Hiç değilse buradan kopma olmaz. Buraya bağladığımız üçlü takım olur, tekli takım olur, ikili takım olur. O takılan iğne en azından buradan kopmadan açılıp gelebilir. Yani en azından oradaki malzemeyi kurtarabiliriz. Malzemeler artık pahalı. Bu şekilde bir düğüm. Çok güçlü bir düğüm. Diğerinden daha güçlü bir düğüm. Dediğim gibi kayalık yerlerde kullanılabilecek veya takılması muhtemel yerlerde kullanılabilecek bir düğüm. Şu şekilde sıkıştırmasını yapıyoruz yine. Hem ucundan çekiyorum hem buradan çekiyorum. Buradan ipimizin kalanını kesiyoruz tabi. Şu kalanı şuradan kesiyorum ki mesela kesilmedi. Gerçekten sağlam. Bu şekilde kalmasında bir sakınca yok. Çünkü bu artık o yumuşak kısmı. Herhangi bir şey olmaz. Ama eğer hoşlanmıyorum diyorsanız yakabilirsiniz. Evet. Şimdi klipse attığım düğüm de aynı düğüm. Ama çok gerçekten kuvvetli bir düğüm. Hep bu düğümü kullanıyorum. Bugüne kadar hiç açılma olmadı. Yani iri balıklar çekti. Herhangi bir açılma hiçbir şey olmadı. Gayet güzel bir düğüm. O yüzden şimdi bu düğüm klipste nasıl oluyor? Klipste nasıl duruyor? Onu göstereyim. Şimdi yine aynı şekilde. Klipsin bu dar halkasından, en arka kısmından yine misinamızı geçiriyoruz. Klips yine şu şekilde avucumuzun içinde. Avucumuzun içinde kalıyor. Buradan yine parmağımızı geçiriyoruz. Parmağımızı geçirdikten sonra misinamızın ucunu yine 10 santim civarında, yani daha fazla da uzatabilirsiniz, fark etmez. Şu şekilde misinanın üstünde dolamaya başlıyorum. Ben yine bunda da 7 kez doluyorum. Yani daha fazla da yapılabiliyor. Yani bir sıkıntı olmuyor ama çok da fazla yapmamak lazım. Düğümleniyor orada. Bu sefer sağlam bir düğüm olmayabilir. O yüzden bu kadarı yeterli. Hatta şöyle bir tane daha yapayım. Yine aynı şekilde misinanın ucunu buradan geçiriyoruz. Burada oluşan halkadan geçiriyoruz. Sonra yine burada oluşan halkadan misinanın ucunu geçiriyoruz. Burayı bırakıyoruz artık. Bu buraya çıkınca iki parmağımla onu tutuyorum. Diğer parmaklarımla klipsi. Sonra bedenden çekiyorum. Evet. Bu şekilde çekerek yavaş yavaş çekiyorum ki burada ya da burada bir topaklanma olmasın diye. Orada oluşan topaklanma ya da erken oluşan topaklanma düğüme sebep oluyor. Bu sefer burası açık kalıyor. O yüzden bu şekilde çekiyorum yavaş yavaş. Ve düğümümüz hazır oluyor. Evet. Bu.
Düğümümüz bu. Yine sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Klipsi tutuyorum. Sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Kısa ucundan da çekiyorum. Penseyle yapmakta yarar var. Ne kadar iyi sıkıştırma olursa düğüm de o kadar güzel oluyor. Evet. Dediğim gibi çok sık kullanılıyor. Farklı düğümler de var. Onlardan da attığım oluyor ama bu gayet basit ve güzel kullanışlı bir düğüm. Evet. Şunu böyle bırakmıyoruz. Oradan kesiyoruz. Buradan kesiyoruz. Şu şekilde. Kestik. Çöpü attık. Evet. Düğümümüz bu. Gayet güzel bir düğüm.